partiliyiz. Yani bunca parti var. Saadet Parti var. Gençlik ise MHP var. Solcu olsa CHP var. Onlarca parti bunu tamam. Niçin has partiliyiz? Ve has partiyi diğer partilerden ayıran özellik ne? Bu akşam bunun cevabını bulmaya çalışacağız. Cevabını vermeye çalışacağız. Evet. Halbuki dünyada hak ile batıl, hak ile kabilin kavgasından bu yana mücadele halinde. Tabii ki bu akşam o kadar derinlere inmeyeceğiz. Yakın döneme bakacağız. Özellikle son 300 yıllık döneme baktığımızda dünyada Batı medeniyetinin hakimiyetini görüyoruz. 300 yıldır Batı medeniyetinin hakimiyeti. Bunun değerlerine baktığımızda nedir bunlar? Batı medeniyeti hakim ama dünyada da daha öncesi Osmanlı döneminde de yer alan işte hukuk, adalet, insani değerler açısından insanlığın vardığı nokta çok ayrı bir şey. İnsanlar mutlu, adil bir paylaşım var. Güven içerisinde, huzur içerisinde bir dünya söz konusu. Ama son 300 yıla baktığımızda savaşlar, kardeşler, kaos var, çevre kirliliği, müthiş bir dünyada kaos hakim. Demek ki Batı medeniyeti insanları mutlu edemedi. Bunu görüyoruz ve ediliyor. Edemeyişin en büyük sebeplerinden birisi Batı medeniyeti diyor ki dünya bizim de dilediğimiz gibi kullanırız. Evet. Güç elinde olan odaklar gücü sonuna kadar kullanıyor. Ormanları dağılabiliyor. Petrolleri kavramıyor, işte siyonik dağılıyor, çevreye müthiş bir zarar veriyor. Dünya bundan çok büyük zararlar veriyor. Bütün sulara, akarsulara vesaire baktığımız bir denizlerin müthiş bir kirlenme var. Hayvan türlerinde ciddi bir azalma söz konusu. Bunun dışında Batı medeniyeti diyor ki en üstünde biziz diyor. Diğer ırklar daha aşağı bir ırklar. Hatta hayvan derecesinde şey yapanlar var, siyonizm gibi. Diğer ırkları tamamen de kendisine hizmet için yaratılmış, hayvandan da aşağı varlık olarak yorum derecesinde fikre sahip olan bir zihniyete sahip. Bunun dışında Batı medeniyeti bireysel çıkarlar üzerine kurulmuş. Ahlaki değerleri yok. Kazanç kutsalları nasıl kazanılırsa kazansın önemli değil. Güce dayalı bir sistem kurulmuş. Dolar bütün dünyaya hakim olmuş. Doların kullanımı sayesinde para gücünü ele geçirmişler. Ve Yalta'da dünyayı paylaşmışlar. Ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası'nın bir takım kuruluşlar bu paylaşımı legal hale getirilen yasal kuruluşlar şeklinde getirilmiş. Bu amaçla kullanılmış. Ama bu düzen tabii ki insani ve sürdürülebilir bir düzen değil. Dünya medeniyetinin dönemlerine baktığımızda ilk soğuk savaş dönemini görüyoruz özellikle. 1920'li yıllardan sonra dünya paylaşım için iki tane büyük dünya savaşı yapıldı. Burada 50 milyona yakın maalesef insan öldü. Bütün şehirler harap oldu. Bunun neticesinde komünizm Rusya'da ortaya çıktı. Karşısında da Amerikan kapitalizmi mücadele halinde oldu. Buna soğuk savaş dönemi diyoruz. O dönemde ülkeler ikiye ayrıldı. Ya Amerika'nın yanında yer aldı ya da Rusya'nın yanında yer aldı. Tabii ki onlar da bir timsahın çenesi gibi alt çenesi işte Rusya ise üst çenesi Amerika arada istediği gibi diğer ülkeleri parçaladılar. Bütün zenginliklerini sömürdüler. Soğuk Savaş döneminde sonra yeni dünya düzeni dedikleri bir düzeni ortaya koydular. Malum Rusya komünizm çöktü, faşizm çöktü. Vahşi kapitalizm devreye girdi. Bunun adını yeni dünya düzeni diyorlar. Yeni dünya düzenini ortaya koyarken
Dediler ki dünyada silahlanma olmayacak, işte gönderme olmayacak, bütün teknoloji, bütün insanlığın kullanımına yayılacak. Şu sözlerle bunu pazarladılar ama gelinen noktada gördük ki değişen hiçbir şey yok. Her dünyada ciddi silahlanma var, her yerde savaş var, kan var, gözyaşı var, adil olmayan bir gelir dağılımı var. Bir takım insanlar milyar dolar sahipken 3,5 milyar insan dünyada sadece 2 dolarla yaşamaya çalışıyor. Yani gelinen noktada Batı medeniyeti insanları mutlu edemedi. Bunun karşısında tek bir medeniyet var söz konusu olan. O da daha önce var olan ve şu anda bizim tüm insanlığın kullanımına sunmamız gereken bizim medeniyetimiz. Bizim medeniyetimizin değerlerinin en önemli başlıklarına bakarsak, birincisi firavunlaşmama. Yani gücü kendinde görüp, kendini üstün görüp diğer insanlara baskı yapmama, gücüyle onların elindeki hakları elinden almama. Karunlaşmama, servetiyle üstünlük taslamama. Yine belamlaşmama, ayrımcılık yapmama, sınıf oluşturmama. Yani bizde bir ruhban sınıfı yok bizim medeniyetimizde. Solcusu, sağcısı, dincisi, dincisi, herkes eşit olarak toplumda yer alıyor. Eşit söz hakkına sahip. Toplumdan da eşit pay alıyor. Yani bir kavunlaşmayacağız diyor. Devletin bize vermiş olduğu yasa gücünü kendi çıkarlarının doğrultusunda kullanmayacağız. Yani milletin ensesinde o da bir şey yok. Bir baskı unsuru evet. Şimdi komünizm, faşizm tabii ki çöktü. Şimdi sıra vahşi kapitalizmde. İnşallah o da çökecek. Türkiye'deki duruma baktığımızda arkadaşlar, Osmanlı'nın çöküşünden sonra bizim topraklarımız, bıraktığımız, terk ettiğimiz topraklar üzerinde tam 103 tane devlet kurdu. Bu devletlerin yeniden bir araya gelmemesi, Osmanlı'nın yeniden batılması, güçlenmemesi için Batılılar bir takım tedbirler aldı. Bunlardan birincisi neydi? Ki bunu nereden öğreniyoruz şu anda özellikle? İngilizlerin meclis kayıtları 50 yıl sonra halka açılıyor. Burada bunlar açıkçası yazılır. Kendi meclisinde görüntüsü olmalı. Biz bunları bırakırsak, biz sömürü üzerine koyacağız. Osmanlı sömürmedi bunları. Çünkü sonra bunlar bize karşı canı Osmanlı'yı geri getirmeyecek. Onun için Osmanlı yıllarını başından almamız lazım. Bu amaçla anjeliği kaldırmamız lazım bence. İkincisi din bağları var. Din bağlarını tamamen koparmamız lazım. Bunun için Osmanlı'yı dinsizleştirmemiz lazım. Dininden uzaklaştırmamız lazım. İşte yazımızı değiştirdik. İşte kırık kıyafet devrimi yaptılar. Kültür emperyalizm sürekli yapılıyor ve hızla şu anda devam ediyor. Bunları gerçekleştirdiler ve Türkiye'nin asla sanayileşmesine müsaade etmediler. Şu anda Türkiye bakın kendi silahını üretemiyor. Kendi arabası yok. Fabrika yapan fabrikası yok. Kendi arabası yok. Markası yok. Üretemiyor. Uçak yapmaya baktığı zaman önünde bir engeller yapmıyor. Ürettiği şeyi de mesela her onu üretmişiz kendimiz. Onu bile devreye soktuk. Üretimini müsaade ediyoruz. Evet. Bunun dışında siyasi partilere baktığımızda Türkiye'de siyaset maalesef rant kapısı haline getirilmiş. Ekonomik çıkar maalesef haline getirilmiş. Ve gücü elinde tutanların siyasi halkın iradesini ipotek ettiği bir sistem geliştirilmiş. Halk sadece oy zamanı hatırlanıyor. Oyunu kullandıktan sonra halkın hiçbir şekilde söz hakkı kalmıyor. Seçilenler kendi yandaşlarıyla kadrolaşıp rantla götürüyor ve insanlar Türkiye'de maalesef açlık ve işsizlik korkusuyla iradeleri, siyasi iradeleri ipotek altına alınmış. Böyle bir düzen söz konusu. Ve maalesef Türkiye'de de hala birçok şey çözülemiyor. İşsizlik, keza aynı şekilde dış borçlar, harcağı, açık,
çöken aile toplumu zedik. Maalesef Türkiye'de iç açıcı tablolar yok. Bunların düzelmesi için mutlaka yeni bir düzene ihtiyaç var. Burada Türkiye'de politik oligarşi söz konusu. Derin yapılanmalar söz konusu ama artık halkımız bu düzenler bakımsızlıkla daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük istiyor. Gelişmiş ülkelere baktığımızda Türkiye tarzı bir demokrasi yok. Nasıl bir demokrasi var? Onlarda siyasi partiye girmek isteyen öncelikli noter kanalıyla partiye yolluyor. Mahalle delegeleri hakim huzurunda seçiliyor. O delegeler meclise gidecek insanları seçtiği için aşağıdan yukarıya doğru çalışan bir demokrasi söz konusu. Öyle olunca da kimse kimseden icazet almıyor. Başbakan belirli. Dolayısıyla tam bir demokrasi söz konusu. Ve orada bürokrasi oturmuş durumda. Yani bir Tarım Bakanlığı'nda çalışan eleman 30 yıl boyunca diyelim ki orada görev yapıyor. 30 yıllık, 50 yıllık planı belli o ülkenin tarımda ne yapacak? Sulaması nedir? İşte efendim dış siyasette Türkiye'ye karşı ne diyecek? Almanya 30 yıldır, 50 yıldır biliyor. 30 yıl sonra ne söyleyeceğimi dahi biliyor. Ana prensipleri belli. Ali geldiğinde, Veli geldiğinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bizde maalesef böyle planlar yok. Bakın şu anda Bursa'ya bir hastane yapılacak. Buraya mı yapsak, buraya mı yapsak, şuraya mı yapsak? Bu yabancılarla böyle 30 yıl öncesinden Allah planlamış ki benim nüfusum şu yılda şu olacak, bu kadar hastane gerekecek, bu hastanenin işte yeri de şurası olacak. Çok daha önceden belirlenmiş. Dolayısıyla siyaset burada kesinlikle devreye girmiyor. Mevcut görevli memur kısmı Sağlık Bakanlığı'nın ilginden bu işi çözüyor. Milletvekillerin kesinlikleri atamalara karışma, yani ihalelere karışma, herhangi bir hakları, pozisyonları yok. Sadece ve sadece halk için bir kanun gereği giderek mecliste ellerini kaldırarak oyları kullanıyorlar ve hükümler orada bitiyor. Cumhurbaşkanlığı'nda görüyorsunuz trenlerde, otobüslerde, tırmanmadan sade bir vatandaş gibi ziyaret bunu yapıyor ama bizde en ufak bir polis müdürüne dahi bakıyorsunuz, 3 tane 5 tane ekskort veriyor. İşte maalesef oturmuş bir demokrasi yok, oturmuş bir bürokrasi yok. Seçildiğinde vatandaşlar her şeye musallat oluyor, atamalara karışıyor, ihalelere karışıyor. Dolayısıyla da Türkiye'de maalesef çarpık bir demokrasi söz konusu ve millet iradesi etrafına yaş, gök vesaire gibi bir yıl mayınlar yerleştiriyor. Bunların çok acilen kaldırılması Avrupa tipi gerçek demokrasinin de ülkemize mutlaka getirilmesi gerekiyor. Bunun için yapılması gereken de tabii ki öncelikle bir anayasanın yapılması. Ki bu anayasayı halkın ortak değerleri üzerinden yapmak gerekiyor. Yoksa bugün sadece AKP'nin kendi başına yapacağı bir anayasa AKP'nin anayasası olur. CHP bir şey yaparsa CHP'nin anayasası olur. Tabii ki ülkenin normalleşmesi, kavga gürültülerinin sona ermesi için mutlaka ve mutlaka sağcısı, solcusu, dincisi, dinsizi, alevisi, kürtü, türkü ya da her kesimi temsil eden bir kütlenin gelip ortak bir anayasayı oluşturması gerekiyor ki daha sonrasında kavga gürültü çıkması. Aynı şekilde siyasi partiler kanununda mutlaka Batı demokrasi tarzında yenilenmesi gerekiyor. Partimizin buradaki icra tarzına baktığımızda mevcut partiler biliyorsunuz sürekli ağız kavgası yapıyor. Onun dediği doğru şey bile olsa bunu AK Parti söylüyorsa örneğin mutlaka CHP'ye göre yanlıştır. Süt dağıtımı yapıyor. Ya bunu niye dağıtıyorsun? Kardeşim ne güzel işte vatandaşın süt dağıtıyor. Yani. Hayır, bir hizmet yapmaya çalışıyor. Buna her şeye kötü demenin bir mantığı yok ki, alemi yok ki. O da bir takım ufak tefek aksaklık olursa da hedefin de çözüm yolunu göstermek gerekiyor. Maalesef bunlar siyasi nezaket
olayından kesinlikle olacaklar. Tabii ki bizim partimizin siyasete yaklaşım tarzı gayet güzel. Biz kesinlikle onlar gibi AK Parti yaptıysa kötüdür değil, doğru şeyi yaptığında, ona övmek, yanlış bir şey yapıyorsa da doğru olan projeyi kendisine göstererek öyle yapsanız daha güzel olur şeklinde bir siyasi yaklaşım tarzı gösteriyoruz. Bunun dışında mevcut partiler sürekli kamplaştırıyor mu ya da ötekileştiriyor. Yani solcu, sağcı, hani Müslüman gibi, değil mi, değilsiz, vesaire. Sürekli millet kamplaştırarak bu kamplaşma üzerinden siyaset yapılıp millet kampları ayrılıyor. Abi yani partileri desteklemek zorunda bırakılıyor. Bizim kesinlikle farklı olarak şeyimiz kimseyi ötekileştirmeyecek. Herkese eşit mesafede olacak. Herkese adil, herkese hak ve özgürlüklerini verecek şekilde bir yaklaşım tercih. Bizim hırsızımız ve yolsuzluğumuz kesinlikle olmayacak. Şu andaki mevcut iktidarlara ve bugüne kadar gelmiş iktidarlara baktığımızda yaptıkları işi iktidar değişti, tüm kadrolar değişiyor. Efendim, Ahmetlerle bizim Mehmetler sürekli yer değiştiriyor. Ama gelenler mutlaka tabii ki takım rantları götürüyor. Hırsızlık ve yolsuzluğumuz biz boyu gidiyor. Biz buna kesinlikle karşıyız. Kesinlikle böyle bir tarz siyaset yapmayacak. Aynı Avrupa'daki gibi hak eden o görevi yapacak. Savcı, sağcı vesaire ayrımına kesinlikle burada gitmeyeceğiz. Ahlaki değerler için açısından baktığımızda da bizim değerlerimiz tabii Kur'an'ın değerleri. Kendisi için istediğini başkası için de başkasına yapılmasını hoş görmediğimiz şeyleri kesinlikle kendimize yapılmasını hoş görmediğimiz şeyleri başkasının kesinlikle yapmayacağız. Hak ve adaletle davranacağız. Bizim değerlerimizi küreselleştirerek tüm dünyanın kullanımına açmamız gerekiyor. Dilimiz mutlaka tabii ki zarafet dili olacak. Partimizin tabii siyasi icra tarzı mutlaka bu olacak. Partimizin insana bakışına geldiğimizde biz insanı sadece oy veren bir makine olarak görmeyeceğiz. Eşrefi mahlukat olarak görüyoruz. Şiddeti, ırkçılığı ve ayrımcılığı kesinlikle kabul etmiyoruz. Aileye bakış açımıza geldiğimizde sosyal dokuşağında gördüğünüz üzere kesinlikle çok büyük bir tahribat altında. Müthiş bir kültür emperyalizmi yaşıyoruz. Aile içi şiddet diz boyu. Evlenmelerin üçte biri 2 yıl içerisinde boşanmayı da sonuçlanıyor maalesef. Onun için biz öncelikli kültür erozyonunu önlemek, kendi kültürümüzü insanlarımıza tanıtmak için öncelikle mücadele edeceğiz ve toplumsal dokuyu bozan şartları ortadan kaldırmak için mücadele edeceğiz. Toplumumuza bakış açısına geldiğimizde gelir dağılımı açısından tüm ülkede üretilen değerlerin halka eşit olarak paylaşılması için, herkesin ürettiğinden eşit pay alması için mücadelemizi yapacağız. İşsizliği önlemeye çalışacağız. Toplum açısından kesinlikle toplum mühendisliği yapmayacağız ve yaptırmayacağız. Örgütlenmeyi özgürlüğün en önemli adımlarından biri olarak görüyoruz. O yüzden kesinlikle dernekleşme, işte efendim sendikalaşma yönünde kesinlikle engeller koymayacağız. Mevcut olan engelleri de kaldıracağız. Devlete ve devletin yönetim anlayışına baktığımızda devletin gücünü kesinlikle kendimiz kötü yönde kullanmayacağız. Bunu kendimize bir ekonomik çıkar amacıyla, başkalarına tahakküm amacıyla bunu kullanmayacağız. Herkese eşit mesafede olacağız ve devlet burada sadece hakem rolünü oynayacak. Devleti zenginlere ve güçlülerin tahakküm amacı olarak kullanmasına, hiç kimsenin kullanmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir kurum ve kuruluş
kaynağı milletten olmayan kamusal yetkiyi kullanamayacak. İnanç ve eğitim değerleri açısından bu konuda tam bir özgürlük ve hak ve adalet içerisinde davranacağız. Bunun önündeki bütün engelleri mutlaka kaldıracağız. Herkes dini inancını en hür bir şekilde yaşayacak. Eğitim konusunda başörtülü vesaire gibi takım engellerle okuyamama durum diye kesinlikle herhangi bir şey söz konusu olamayacak. Bunları taahhüt ediyoruz. Partimizin bunun dışındaki değişik konulardaki görüşlerine baktığımızda, örneğin dış politikaya geldiğimizde mevcut özellikle hükümet son 10 yıldır sıfır sorun diyordu komşularla. Ama şu an öyle bir hale geldik ki İran'la savaşın eşiğindeyiz. Ve İsrail'i korumak için işte efendim füze kalkanı sistemini getirdik Malatya'ya koyduk. Irak, Amerika'nın oraya gelmesine müsaade edildi. 1 milyon insan öldü. Irak şu anda 3'e bölündü. Orada bir parçalanma söz konusu ve yeniden bir savaş çıkma söz konusu ve bu savaş bizi de içerisine çekecek gibi görünüyor. Suriye'yle bakın, Suriye'de hiç karışıklık çıktı, tamamen iddialar gerildi. Bizi bundan sorumlu tutuyorlar ve savaşın içindeyiz. Kıbrıs aynı şekilde bakın, şu son dönemde İsrail'e üst veriyor. 20 bin İsrail askeri buraya yerleşecek. Artı petrol arama çalışmaları vesaire var. Bunların tamamı Türkiye'nin garantörlük anlaşmalarına aykırı bir olay. Savaşa neden olabilecek olay. Yani sırf bu sorun dediler. İşte efendim Ermenistan'a yüz verdiler. Azeri kardeşlerimizi küstürdüler. Soykırım olayından dolayı Ermenilerle aramız bozuk. Rusya'yla işte efendim zaman zaman gerginlik yaşıyoruz. Aynı şekilde Ermenistan Şia korabiliyle. Yunanistan'la aynı şekilde şu anda bu Yunanistan bu hale gelmesindeki en büyük sebeplerden birisi de Türkiye'ye karşı aşırı silahlanma nedeniyle aşırı borca girdi ve bu duruma düştü. O yüzden Türkiye maalesef komşularıyla da şu anda kavgalı durumda, savaşa yakın durumda. Bunun acilen normale dönmesi gerekiyor. Çünkü bölgemizde hakikaten ciddi bir problem söz konusu. Bu da Siyonistlerin büyük orduda da okuluyorsunuz. Kolejlerin yıkıldığı sabah o zaman düşün danışmanı olan Kolejlerin Rice daha sonra o kolejlerin yıkıldığı sabah ne dedi? Orta Doğu'da 17 ülke var. Bunların sınırları değişti. Türkçe çıkacak. Buna Türkiye dahil diye yazarsa söyledi. O yüzden düğmeyi de basılmış durumda. Irak'la başladıklar. İşte Afganistan ardından Cezayir, Libya, Mısır karıştı, şu anda Yemen, Sudan, Nijerya karışık, Suriye karıştı. Devamı bize doğru maalesef geliyor. Acilen toparlanıp bu konuda aklımızı başımıza almamız ve Orta Doğu'da birlik barışı oluşturacak politikaları üretmemiz gerekiyor. Bizim politik anlayışımızda kesinlikle barışa dayalı görüş hakim, kesinlikle karşılıklı dayanışmayı esas alan bir görüşü savunuyoruz. Dünya barış ve esenlik yurdu olmalı. Bunun için mücadelemizi yapacağız. Ekonomiye bakış açımıza geldiğimizde mevcut hükümet hızlısız büyük vaatlerle geldi. İşte altın gelirini arttıracağım, hızsızlığı önleyeceğim. Bir sürü vaatler yapıldı. Bu vaatlerin büyük çoğunluğunun yerine gelmediğini görüyorum. Çünkü Türkiye'de toplamda tablolar yok. Reel anlamda baktığımızda AK Parti gelmeden önce asgari ücret dediğimiz 25 tane küçük altın alabiliyorken şimdi şu an ancak 5 tane küçük altın alabiliyor. Yani halkın satın alma gücü %80 civarında azalmış durumda. Altın bazında baktığımızda. Benzin fiyatlarına bakıyorsunuz, 1 liradan almışlar, 4 liraya geçmiş. Birçok değere baktığımızda altın sürekli alım gücünün düştüğünü görüyoruz. İşsizlik azalacağı yerde artmış durumda. AK Parti'ye geldiğini biliyorsunuz, yaptığı ilk iş neydi? Devlet istatistikleri sürdürme fakültesi kurdu. Buradaki
amaçlaşıyordu. Bütün hesaplamaların şeklini değiştirdiler. Onun için toz pembe tablolar çıktı. Bu Türkiye'nin aşırı borçlanmasını göz ardı edip kapatmak için yapıyorlar. İşte efendim bizim değerlerimiz çok güzel. Kolayca borç para verin. Abi bizi çıkmadan sokaklarda özellikle borçlandırarak kendilerini esir etmeye çıkıyorlar ve bunu da büyük ölçüde başarmış durumda. Dış borçlarımız maalesef AK Parti geldiğinde dış borçlarımız 13 milyar dolarken şu anda 600 milyar dolara yaklaşmış durumda. Vatandaşın kredi kartı borcu 5 milyar dolarken şu anda 120 milyar doları geçmiş durumda vatandaşın bankalara borcu. Vatandaş ciddi manada borçlanmış durumda. Yarın öbür gün bu hükümette en küçük bir anlaşmazlıkta bu borçlanma olayını kapattıklarında maalesef Türkiye çok ciddi kaos var. O yüzden ekonomide detaylı tablolar yok. Evet, bir takım hizmetler verildi. İşte ben yol verildiler, sağlık verildiler, eğitimde belli aşamalar kat edildi. Ama bunlar da bu milletin parasıyla yapılan özelleştirmenin parasıyla. Satılmadık bir şeyimiz kalmadı. Şeye göre 40 milyar dolarlık bir özelleştirme yapıldı. Oradan gelen paralar da buralara yansı edildi. Yani AK Parti artı bir değer olarak bir hizmet sunmadı. TOKİ'ler var işte efendim yaptıkları. TOKİ'lerde de bakın devletin cebinden bir lira para çıkmıyor. Sadece bir organizasyon. Bu organizasyonu da oya tedavi ediyorlar. Güzel bir şey. Halk açısından faydalı. Ancak TOKİ'de aslında devlet büyük de kar ediyor. Mesela ben inşaat malzemesi satıyorum TOKİ müteahhitlerine. Devlet müteahhitlerden daire 50 milyar alıyor. 45-50-55 yılına göre değişiyor. Ortalama 50 milyardan alıyor. Bunu yurt dışından finanse ediyor. Uzun vadeli. 10 milyar faiz ediyor. Vatandaşa bakın 60'a mal ettiği daireyi 100 milyar, 110 milyar, 120 milyardan uzun vadeli. Devlet burada %100 kar ediyor. Devletin kesinlikle bir subvansiyonu, yardım vesairesi çok kolayında söz konusu değil. Altı yok, vergi yok, yer parası yok, arsa parası yok. Dolayısıyla devlet TOKİ olayında hakikaten bir kere emin. Dolar 1.5'dan 1.80'e Türk kredine maliyet yükseldi mi? Yükseldi yani. Şu an için ben bu tablo var ama yarın bugün bu tablo tersine döndüğünde bir de olay var bakın. Daha önce Türkiye'nin borçları uzun vadeli borçlar. MHP'den vesaireden alınan krediler uzun vadeli borçlar. 20 yıl, 30 yıl vadeli borçlar. Ki şu an hükümetin yaptığı iş sürekli borsada oynayarak borsaya tahvil vesaire sunuyorlar. Bu tahviller kısa vadeli borçlar. 2 yıl için geçmeyen borçlar. Bundan çok riskli. 500-600 milyar dolarlık borç bir anda 2-3 yıl içerisinde bizden istendiğinde kaosa neden olur. Yunanistan gibi iddiasımıza sebep. Bizden de çok ciddi bir tecrübe çıkıyor. Zaten şu anda mevcut durumumuz ortada. Cari açık vesaireyi görüyorsunuz. Cari açık, bütçedeki karşılanmayan gelir kısmı. Bütçemizde zaten ciddi açık var. Yani bütçeyi daha açık varken bu 50-60 katlıyla bütçede açık var. Bu ne demektir? Bunu zam yaparak, dış borç alarak kapatacağım demektir. Böyle bir durumdayken bir de bu tür borçları bir anda devreye girmesi bir çok ciddi bir yıkıma sebep. Onun için gerçekten pembe tablolar yok. Emek kesinlikle değerini bulmuyor. Açlık sınırında yaşayan çok sayıda insanımız var. Gelir adaletli bir şekilde dağılmıyor. Türkiye 100 bin kişilik aile grubu, ülke gelirin %80'inden 70 milyon insan maalesef ülkenin yerine yetinmek zorunda kalıyor. Biz herkesin ortak pay sahibi olmasını istiyoruz. Sıkıntı israf ve ihtiras sahiplerinden kaynaklanıyor. Bu konularda devlet olarak farklı olarak emeğin önünden alacağız ve burada eşit pay almasını sağlamaya çalışacağız. Eğitim konusuna
geldiğimizde bakıp Türkiye'de eğitim yazma ortamasına eğitimin önündeki engeller hala tam manasıyla sorulmuş. Başörtüsü vesaire sorunu tam manasıyla çözülmüş değil. Benim şu anda takım gelişmeler var. Ancak başörtüsü sorunu devam ediyor. Sağlık ve sosyal güvenlik açısından da şu anda siyasetine ilgili.
Bir sürü engeller var.
şeyler var. Bunların tamamı kaldırılacak. Öncelikle üretmek zorunda. Çünkü üretmeden kalkınması mümkün. Önce üreteceğiz. Üretirken herkes bundan eşit pay alacak. Önce vergi adaletini sağlamak için. Çok kazananlar işte. Ben faiz kazanıyorum. Adam trilyonlar vergi verdi. Ama adam istediğim gibi asgari ücret çalışıyor. Rıklar sıkıldı. Maalesef Türkiye'de vergi sistemi de çökmüş. Yani verginin %80, kolaylı vergi %20'si geliyor vergisi. Bu %20'nin de %16'sını borcuna mahkumları diyor. Direkt karansal bizim %4'ü maalesef. İşte şey, sanayici, esnaf kesiminden alınan vergi haline çıkıyor. Yani ki gelişmiş ülkelere baktığımızda ana vergi gelir vergisi. Ve 4-5 tane bunun yanında vergi çeşidi var. Bizde maalesef 5600 küsur çeşit vergi var. Doğal vergiler %80'e dayanıyor. Benzinin içinde vergi alıyor. Yani bunu paket ödüllere zeminde kullanıyor. Aynı eşit vergi alıyor. Böyle bir sistem olamış. Yani çok kazanandan, çok az kazanandan az vergi alarak Türkiye'de bir vergi adaleti sağlanacak. Herkes üretimde eşit pay alacak. Üretimin önündeki engeller kaldırılacak. Bugün nasıl İran kendi uçağına, silahına vesairesini yaptıysa biz de aynı şekilde kendi silahımızı, sanayi gücümüzü ortaya koyacağız. Türkiye'de çünkü bunu yapacak güç ve kapasite var. Bir olan buna baş kaldırıp bunu gündeme alıp uygulamaya geçmek. Ekonomi politikamız bu. Tabii ki buna dış mutlaklar engeller koyacaktır. Mücadelesini yapacaktır. Hak ile batıl dediğimiz gibi yani. Kavgı kavgının kavgasından mı yana mücadele halinde? Biz mücadelemizi yapacağız. Biz mücadelemizi yaptığımızda inşallah Allah'ın bize yardımcı olacak. Ekonomik açıdan politikalarımız bunlar. Hak ve adil bir davranış.